Herkese merhaba sevgili TeknolojiOku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videoda sizlere iPhone 11 modellerinin teknik özelliklerini bahsedeceğim. Hemen hemen bütün özellikleri belli oldu biliyorsunuz. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isimli 3 telefon geliyor. 10 Eylül'de resmi olarak tanıtılacak ama resmi tanıtım öncesinde telefonların bütün özellikleri ortaya çıktı. Bu videoda bu bütün özelliklere göz atacağız. Aynı zamanda iPhone 11'in Apple için neden köprüden önce son çıkış olduğunu yine bu videoda sizlere açıklayacağım. Hep beraber izleyelim. Apple her sene Eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıtıyor. Bu yılda gelenek bozulmadı ve Apple yine Eylül ayında yeni yeni modellerini tanıtacağını duyurdu. 10 Eylül'de ABD'deki Apple'ın merkezinde yapılacak olan bir etkinlikle birlikte iPhone 11 modelleri de resmi olarak tanıtılacak. Bu modeller arasında 3 tane seçenek bulunacağı kesinleşti gibi birçok sızıntı olmuştu. Biliyorsunuz yaklaşık 1,5-2 aydır özellikle son iki ayda çok yoğun bir şekilde sızıntılar devam etti. Ama öncesinde de yeni sızıntılar da sürekli geliyordu. Ama bunlar çok hani alakalı alakasız birçok bilgi vardı. Ama son bir buçuk iki aydır telefonların özelliklerinin netleştiğini söyleyebilirim. Üç tane model geliyor. Birinci modelimiz iPhone 11 ailenin en küçük modeli olacak. iPhone 11 Pro ailenin ortanca modeli olacak. iPhone 11 Pro Max'te de ailenin en büyük modeli olacak. Şimdi sırayla gelin bu her üç modelin de teknik özelliklerine bakalım. Bu bir internet sitesinde yayınlanmıştı. Çin merkezli bir internet sitesinde. Biz de oradan alıp hatta haber de yapmıştık. O haberin detaylarını merak edenler açıklama kısmına o haberin linkini de koyacağımızı söyleyeyim. Şimdi iPhone 11 ile birlikte telefonun özelliklerine bir göz atalım. iPhone 11'de 6.1 inçlik LCD bir ekran bulunacak. 1792 x 828 piksellik olan bu ekranın ekran yoğunluğu ise 326 ppi. 3D Touch olmayacak artık iPhone 11 modellerle birlikte kalkıyor. Face ID özelliğimiz var. A13 işlemci bulunacak. 4 GB RAM, 12 megapiksellik bir ön kamera. Bugüne kadar çıkan bilgilere göre her üç telefonda da aynı ön kamera olacak. ki Genelde önceki serilerde de aslında bu böyleydi. Hem iPhone 11'de hem iPhone 11 Pro'da hem de iPhone 11 Pro Max'te aynı kamera bulunuyor. 12 megapiksellik bir ön kamera yer alıyor. Arkada ise iPhone 11'de ikili bir kamera yer alacak. 12 megapiksellik kablosuz şarj özelliğinin bulunacağını belirtelim. Wi-Fi 6 desteği de olacak. 3110 miliamperlik bir pil 64, 256 ve 512 GB'lık da depolama seçeneklerinin iPhone 11 ile geleceğini söyleyelim. iPhone 11 Pro'ya bakacak olursak karşımızda 5.8 inçlik OLED ekranlı bir cep telefonu yer alıyor. Ekran biraz küçülmüş biliyorsunuz. iPhone 11'de 6.1'di. iPhone 11 Pro'da bu 5.8 inç'e düşmüş ama LCD yerine OLED kullanılmış. Böyle bir fark var. 2436 2436'ya 1125 piksellik bir çözünürlük bizi karşılıyor. Bu ekranın yoğunluğu ise 458 PPI. Yine bu modelde de 3D touch özelliği bulunmuyor. Face ID'miz var. a 3 işlemci kullanıyor. iPhone 11 Pro'da RAM olarak ise 4 yerine 6 GB tercih edilmiş. Yine 12 megapiksellik bir ön kameramız var. Bu sefer üçlü bir arka kamera bizi karşılıyor. Bu arada ben bu üçlü kamerayı çok beğenmediğimi söyleyeyim. Tasarımlar sızdı bir sürü internete. Muhtemelen de böyle olacak. Çünkü son 2-3 yıldır artık iPhone modelleri tanıtılmadan da birçok özelliği kesinleşiyor. Yani bizi çok şaşırtmıyor artık Apple eskisi kadar. Burada da bir üçlü kamera sistemi yer alıyor ama kameralar çok büyük geldi bana. Arkadan bakıldığında böyle bayağı kocaman düğme gibi görünüyorlar. Diğer telefonlara baktığımızda Huawei'de veya Samsung'da bu kadar büyük kameralar yok. Ama iPhone'unkiler çok büyük. Umarım bu büyüklüğünün karşılığında da iyi sonuçlar veriyorlar şu anda o konuda çok net bir şey söyleyemiyorum. Telefonlar resmi olarak duyurulduğunda resmiye yine bir video çekeceğimi ve kameralarından özellikle bahsedeceğimi belirteyim. Üçlü bir arka kamera olduğunu söyledik. Kablosuz şarj özelliği var. Wi-Fi 6 desteği bulunuyor. 3190 mAh'lik bir pilimiz var. Pil biraz daha büyümüş. Depolama seçenekleri ise 128, 256 ve 512 olarak sıralanmış. Yani 3 tane seçenek bulunuyor. Ailenin büyük modeli iPhone 11 Pro Max ise 6.5 inçlik OLED bir ekranla geliyor. 2688 x e 1242 piksellik bu ekranın ekran yoğunluğu ise 458 ppi. 3D Touch özelliği bulunmuyor. Face ID'imiz var. A13 işlemcimiz var. 6 GB RAM'le geliyor. iPhone 11 Pro'da olduğu gibi 12 megapiksellik yine ön kameramız mevcut. Yine arka kamera iPhone 11 Pro'da olduğu gibi üçlü bir. Kamera sistemi var. 12 megapiksellik üçlü bir kamera sistemimiz var. Kablosuz şarj, Wi-Fi 6 gibi özelliklerde yine bulunuyor. 3500 miliamperlikte bir pil olduğunu söyleyelim. Depolama seçenekleri ise iPhone 11 Pro ile aynı 128, 256 ve 512 GB. Telefonların tabi bunlar sızan bilgiler. Altını bir kez daha çizeyim. Kesin bir bilgi değil bunların hiçbiri. Değişebilir de. Yani 2 kamera olmaz, 3 olur, 3 olmaz, 4 olur. Orası değişebilir. Ama muhtemelen, muhtemelen seçeneklerin böyle olacağı konusunda hemen hemen emin olduğumuzu söyleyebilirim. Ee, dediğim gibi telefonlar resmi olarak tanıtıldığı zaman yani 10 Eylül'den sonra, 11-12'si gibi kameralarını anlatacağım. Ben yani biliyorsunuz kamera tarafında biz daha uzmanız. Kameralarını anlatacağım. Özel bir videoda çekeceğiz. Fiyatlara gelecek olursak, fiyatlar da belli olmuş durumda. iPhone 11'in fiyatı 749 dolardan başlarken 11 Pro da bu değer 999 dolar. 11 Pro Max'te ise değerimiz 1099 dolar. Evet fiyatlar da yine aslında daha önceki iPhone modellerini andırıyor gibi olduğunu söyleyebilirim. Hemen hemen benzer bir e, taktiğin devam ettiğini de söyleyebilirim. Peki videonun başında bir şey söylemiştim sizlere iPhone 11 Apple için köprüden önce son çıkış demiştim. Neden böyle bir şey söyledim? Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Apple'ın iPhone satışları her dönem yavaş yavaş düşmeye başladı. Özellikle son çeyrekte yani her yılın son çeyreğinde iPhone satışları artıyor. Sebebi de Eylül ayında yaptıkları yeni telefon lansmanıyla beraber satışları artıyor. Ancak son özellikle 2019 yılında iPhone satışları ciddi anlamda düşmeye başladı. Bir durum böyle olunca rakipler de tabi boş durmuyorlar bu arada tam iPhone satışları düşüyor, pazar payı da azalıyor ama daha önceki dönemde böyle ciddi rakipleri yoktu Apple'ın e, artık Huawei var, işte Oppo var, Çinli çok ciddi rakipleri var. Bu rakipler de artık Apple'ı ciddi anlamda zorluyorlar. Bu yüzden e, bence Apple'ın artık işi eskisi kadar kolay değil. Bunu baştan söylemiş olayım. Neden bunu söylüyorum? Neden köprüden önce son çıkış diyorum? Çünkü artık e, iPhone kullanıcıları da yavaş yavaş farklı telefonlara yönelmeye başladılar. Tabii şu anda piyasada bir iPhone yani iOS işletim sistemi bulunurken karşısında Android bulunuyor. Mecburen Android'e doğru kaymaya başladılar. Sebepleri ise şu, e, Apple artık eskisi kadar yenilik getiremiyor, inovasyon getiremiyor. Genelde rakiplerinin arkasından geliyor ki gerçekten de bu böyle. Örneğin ikili kamera, üçlü kamera Artık uzun yıllarda neredeyse rakipleri tarafından kullanılıyor. Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi gibi birçok telefon üreticisi artık ikili kamera neredeyse standart haline geldi. Üçlü dörtlü zorluyorlar öyle söyleyeyim. Ee, ama Apple yavaş yani çok ısrarından da vazgeçmiyor. Ben böyle bir markayım, ekosistemim var. Evet doğru Apple'ın çok kuvvetli bir ekosistemi var. Ve bu arada mesela şu eleştiriler de yapılıyor ki ben de bir yazımla bunu konuda değinmiştim. Nokia'ya benzer, benzer mi Apple? Apple Nokia çok benzemez çünkü Nokia'nın biliyorsunuz bir dönem dünyanın en büyük telefon satıcısıydı, en büyük üreticisiydi. Yani e, Apple'dan da büyüktü öyle söyleyeyim. O dönem kendi döneminden bahsediyorum. Ama teknolojiyi takip edemedi, gelişmeleri takip edemedi ve şu anda Nokia işte standart bir Android üreten, onda işte Çin'de kurduğu bir e, işbirliği sayesinde üreten bir marka haline geldi. Eşi günleri tabii ki artık yok, bir daha da muhtemelen gelemeyecek. Apple böyle olur mu? Apple olmaz. Çünkü Apple'ın sadece telefonu yok. Apple TV'si var, bilgisayarı var, farklı farklı birçok ürünleri var. AirPods'u var, ne bileyim şu su var, bu su var. Bir sürü ürünü var. Böyle olunca Apple'ın hani Aa işte iPhone satmazsa şu olur, bu mu? Yok iPhone satmasa da Apple yine kendi ekosistemini devam ettirebilecek bir güce sahip. Ama iPhone bu ekosistemdeki en önemli argümanlarından, en önemli unsurlarından bir tanesi. Onu kaybediyor olması Apple için önemli bir kayıp olur diye düşünüyorum. Çünkü bu ekosistemin en çok koştuğu, en çok bulunduğu alan cep telefonları. ve Bu cep telefonlarının sayılarının azalıyor olması, satışların düşüyor olması ki bununla ilgili bir tabloda koyacağım. Ben Gartner'ın IDC'nin rakamları var açıklanan Apple'ın satışlarının düştüğünü de net bir şekilde görülüyor zaten. Hem yüzde olarak hem rakam olarak, satış rakamı olarak da düşüyor. Elbette bu iPhone satışlarının düşmesi Apple için önemli bir sıkıntı olacak. Yani şu dönem artık bitti bence. Ben Apple'ım ben X'im ben Y'yim. Ne yapsam satarım? Hayır böyle bir dünya yok arkadaşlar. Ne yapsanız satamıyorsunuz artık. E, rekabet zor telefon satışları dünya globalinde de dünyada da düşüyor. Tamam rakamsal olarak belki artışlar var ama total rakama baktığınızda telefon satışlarında ciddi bir düşüşte var. Elbette markalar da buradan etkileniyor. Yeni markalar geliyor eskiler azalıyor vesaire Apple'da eğer ciddi bir inovasyon yapmazsa fiyatlarını bir tık biraz daha makul noktaya çekmezsek, ülkemizde çok pahalı fiyatlardan satılıyor. İşte 14 bin liraya kadar satılan iPhone modelleri var olduğunu söyleyelim. E, bu rakamlarla da insanların tabii telefon alabilmesi çok kolay değil. E, dünyada da bu böyle bu arada. Yani hani bize çok pahalı geliyor 14 bin lira falan diyoruz ama bin dolar da. Amerika'daki bir kullanıcı için de yüksek bir para. Çünkü ortalama gelirlerin işte minimum gelirin daha doğrusu 1500-1600 dolardan başladığı bir ülkeden bahsediyorsunuz. Yani gelirinizin neredeyse üçte ikisini bir telefona vermekten konuşuyoruz burada. Bu da kolay bir şey olmadığını söylemiş olayım. O bakımdan Apple'ın işi zor. Yani bu saatten sonra eski günlerine gelebilir mi? Biraz tartışmalı. Elbette son çeyrek satışlarını arttıracak. O kesin. Ama ee, o parlak günlerini hani biz ne yapsak satarız iPhone'uz biz iOS şöyle böyle günlerini ben dönebileceğini sanmıyorum. Sizin de bu konuda görüşleriniz varsa bu videonun altında yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. iPhone bir modellerinin teknik özelliklerine baktığımız videonun sonuna geldik. Ama ortasında da söylediğim gibi bunlar kesin bilgiler değil. Ee, sızan ve muhtemelen %99 doğru olan bilgiler. Tabi resmi bilgiler 10 Eylül'de açıklanacak. Ben bu videoyu 4 Eylül'de çektim. Yani 6 gün sonra iPhone 11 modellerinin kesin olarak neye benzediğini ve ne gibi özellikler sunduğunu hep beraber görmüş olacağız. Youtube kanalımıza abone sözleri diye tahmin ediyorum. Değilseniz abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi hesaplardan takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.